Herkese merhaba değerli takipçilerimiz. Yeni bir video ile beraberiz. Önümüzde küçük fakat oldukça etkili bir ölçüm cihazı var. Veri işleriyle Arduino, yazılım işleriyle uğraşanlar cihazı hemen zaten tanımıştır. Ne olduğunu bilmeyenler için de anlatalım. Logic Analyzer cihazımız arkadaşlar. USB üzerinden bilgisayar programı ile çalışmakta oldukça küçük bir cihaz. Küçük olmasın da bilgisayar yazılımı kullanmasına borçlu. Geriye kalan bütün görsel işleri bilgisayar hallettiği için de cihazımızın içinde sadece analiz kısmı var. O da oldukça uygun maliyetli olmasını sağlamış cihazımızın. Cihazda 8 adet kanal var arkadaşlar. Bu kanallardan veri girişi yapılıyor. 2 adet de GND noktamız var. Burada zaten ne hangi pinin nereye karşılık geldiği de üzerine yazılmış. Cihazımız ne iş yapıyor arkadaşlar? Data sinyallerini yorumlama işi yapıyor. Oluşturulan data kodlarında hata var mı? Sıkıntı var mı? İşte çalışan çalışmayan pin var mı? Bunları kontrol etmek için kullanılan oldukça gelişmiş bir cihaz. Ben cihazı arıza tespitinde kullanmak için aldım. Normalde bu şekilde yazılım işleriyle uğraşmıyorum. Sıradan bir multimetre ile verileri görmeniz mümkün olmuyor arkadaşlar. Görsel olarak, dalga form olarak görmeniz mümkün olmuyor. Bu şekilde özellik destekleyen ölçü aletleri de var fakat onlar da kilohertz seviyelerinde sınırlı kalıyor arkadaşlar. Buradaki gördüğümüz cihaz 24 MHz gibi oldukça yüksek bir frekans aralığına kadar data sinyallerini görebilmemizi sağlıyor. Ölçü aletinde hani voltaj olarak gördüğümüz değerler oluyor. Bazen 1 volt, 2 volt gibi. Bunlar 5 voltun ya da 3 voltun lojik sinyal hali olabiliyor arkadaşlar. Bunları ölçü aletiyle anlamamız mümkün olmuyor. Bu şekilde ben cihazı kullanarak data sinyalleri geliyor mu gidiyor mu herhangi bir sinyal oluşuyor mu hatta bunları test etmek için kullanacağım. Oldukça farklı kullanım şekilleri de var. Onları da ilerleyen videolarımızda göreceksiniz arkadaşlar. Arıza tespiti yaparken bu cihazı da bol bol kullanacağız. Cihazımız şu şekilde bir USB kablosu ile giriş var üzerinde bilgisayara bağlanıyor. Bilgisayarda bunun bir programı var. Ben Salaya diye bir program indirdim. Cihazımız programla sorunsuz bir şekilde çalışıyor. Cihazımız orijinal bir cihaz değil fakat yazılıma gayet güzel uyum sağlanmış. Cihazın yanında şu şekilde bir USB kablosu da geliyor. Bu arada reklam vesaire değil arkadaşlar. Cihazın zaten herhangi bir markası vesaire yok. Sadece cihazı beğendiğim için elektronik işiyle uğraşanlara rehberlik etmesi açısından çekmiş olduğum bir video. Buradan cihazımızın bağlantısını bilgisayarla yapıyoruz. Bu kablolar aracılığıyla cihazımızın soketine bağlanacağız. Diğer gördüğümüz uçlarla da buradaki krokodil uç GND arkadaşlar ölçüm yapabilmeniz için GND'nin mutlaka ölçüm yaptığınız cihazın şase noktasına bağlanmış olması gerekiyor veya dışarıdan bir güç kaynağı kullanıyorsanız onun GND'sine bağlı olması gerekiyor. Diğer prop da kanal 1'e bağlı olan ölçüm kablom arkadaşlar. Bununla ölçümlerimizi yapacağız. Eğer 2, 3, 4 kablo kullanan iletişim protokollerini ölçecekseniz kabloların tamamını bağlamanız gerekiyor. Ben o şekilde bir ölçüm yapmayacağım şimdilik. Önümde bir modem kartı var arkadaşlar. Burada öncelikle ölçü aletinin size bu şekilde data sinyallerini ne şekilde gösterdiğini teyit etmek adına bir ölçüm yapmak istiyorum. Burada bobinlerimiz var arkadaşlar. 5 volt, 3.3 volt ve 1.2 volt bobinlerim. Burada bobinimin burada sürücü tarafı var. Sürücü tarafından ölçtüğüm zaman 1.26 volt görüyorum. Diğer kondansatör tarafından ölçtüğüm zaman da yine aynı voltajı görüyorum arkadaşlar. Fakat bobinimin girişindeki ve çıkışındaki dalga formları farklı arkadaşlar. Bobinimin çıkışında düz DC oluşurken bobinimin girişinde PWM şeklinde bir dalga formunun oluşması gerekiyor. Yine aynı şekilde bobinimin iç tarafından yani girişten ölçtüğüm zaman 3.43, çıkış tarafından ölçtüğüm zaman da yine 3.37 volt değerlerini görüyorum. Yine aynı şekilde bobinimin bu çıkış tarafı düz DC oluştururken giriş tarafı PWM şeklinde bir dalga formu ölçülmekte arkadaşlar. Şu an 3.43 volt aslında 5 voltun anahtarlanmış hali arkadaşlar. Bunu bizim analizör cihazımız farkını gösterebiliyor. Birazdan onu göstereceğim. Ekstra olaraktan burada işlemcimize ait tam şurada bir kristalimiz var. Yine bunun da burada ölçümünü yaptığımız zaman buradaki sol köşeden ölçtüğümüz zaman 1.19 voltlar arkadaşlar. Diğer köşeden ölçtüğüm zaman da 1.10 voltlar. Bunlardan bir tanesi düz gerilim iken
Kristalimizin titreşimi sayesinde diğer tarafta klok sinyalinin oluşması gerekiyor. Fakat ölçü aletimizde hangi bacakta hangi sinyal oluşuyor veya sinyal oluşuyor mu, oluşmuyor mu? Bunları göremiyoruz arkadaşlar. Arıza tespitinde de ölçü aleti, multimetre bunlar da yeterli kalmıyor maalesef. Osiloskop veya bu şekilde bir Logic Data Analizörü kullanmanız gerekiyor. Şimdi bilgisayarımızın başına geçelim ve bobinlerden ve kristalden almış olduğumuz ölçümlerin dalga formu şekillerini görelim. Burada tekrar hatırlatayım arkadaşlar. Ekranda görecek olduğunuz bütün sinyaller PWM şeklinde data sinyalleri olacak. Buradaki voltajdaki değişimler size data sinyali olarak ekrana yansıtılıyor. Hiçbir şekilde orijinal dalga formunu görmeniz mümkün değil. Hani burada sinüs dalgası da verseniz, kare dalga da verseniz, işte testere dişi dalga da verseniz, PWM dalgası da verseniz sürekli göreceğiniz PWM şeklinde bir dalga formu olacak arkadaşlar. Bu ayrıntıya mutlaka dikkat edin. İkincisi de herhangi bir voltaj ölçümü yapmıyor. Sadece atıyorum 4 ve 5 volt arasında bir dalgalanma varsa bu dalgalanmayı data şeklinde dönüştürerek, PWM sinyal şeklinde dönüştürerek bize gösteriyor arkadaşlar. Eğer düz DC çıkan bir yere dokundurduysanız düz bir çizgi görmeniz mümkün olacaktır. Programımızı açtık arkadaşlar. Şimdi ölçümlerimize başlayalım. Mutlaka cihazımızın GND'si ölçüm yaptığımız cihazın şasisinde bağlı olsun. Tek başına ölçüm yapmaz arkadaşlar. Öncelikle bobinlerden başlamak istiyorum. 5 volt bobinimin sürülen tarafı, yani bobinin giriş tarafından ölçtüğüm zaman ekranında bir dalga formu görüyorum arkadaşlar. Şu an data çok hızlı aktığı için kalın bir çizgi şeklinde görüyoruz. Hemen bunu biraz açalım. Bu arada cihazımız kayıt yapma özelliğine de sahip. Eğer datalarınızı kontrol etmek istiyorsanız kaydedip daha sonra durdurup inceleyebiliyorsunuz. Ben şu an süreklilik modunda kullanıyorum. Bobinimin girişinden ölçtüğüm zaman biraz daha açalım. Şu şekilde bobinimdeki açılma kapanmaları, bu konvertör entegremin sürmüş olduğu dalgaları rahatlıkla görebiliyoruz arkadaşlar. Burada dediğim gibi herhangi bir voltaj ya da dalga formu ölçümü değil. Sadece burada voltajdaki değişimlerin bize PWM şeklinde gözükmüş hali, yani 1 veya 0 olarak bize gözükmekte arkadaşlar. Bobinimin çıkışına da baktığım zaman şu an bobinimin çıkışına dokunduğum zaman arkadaşlar çıkışta herhangi bir voltaj dalgalanması olmadığı için düz DC gerilim şeklinde bir dalga formu görüyoruz arkadaşlar. Herhangi bir voltajda lojik seviyeye tekabül edecek, işte 0,5-1 volt arası bir dalgalanma olmadığı için bu şekilde düz çizgi görüyoruz. Yine 3,3 volt bobinimden bir ölçüm yapalım. Bobin girişime dokunduğum zaman gördüğünüz gibi yine bir dalga formu belirdi arkadaşlar. Çıkışa dokunduğum zaman da yine herhangi bir şekilde dalga sinyali gözükmüyor arkadaşlar. Çıkıştaki gerilimin biz düz olmasını bekliyoruz zaten. Burada işlemcim besleyen 1,2 volt bobinimin giriş hattına dokunduğum zaman yine burada bir dalga formu görüyoruz arkadaşlar. Burası bobinimizin sürülen tarafı. Burada voltaj 5 volt, 0 volt ya da işte hani buradaki besleme voltajı 3 volt kabul edelim. 3 voltu 1,2'ye düşürmek için buradaki 3 volt sürekli açılıp kapatılıyor. Burada gördüğünüz kare dalgalarda düzeltiyorum. Data sinyalleri de açılıp kapanmaları bize gösteriyor arkadaşlar. Buradaki lojik seviyenin high ve low arasında sürekli değiştiğini bize gösteriyor. Çıkış tarafına dokunduğum zamansa low sinyalini görüyorum arkadaşlar. Bu da bizim çıkışımızda düz bir DC voltaj oluştuğunu gösteriyor arkadaşlar. Bu arada şöyle bir dokunduralım. Bu cihazımızın bir güzel özelliği daha var. Frekans görebiliyoruz. Şu an durdurdum. Durdurduktan sonra buradaki dalga formunu çözünürlük olarak değiştirebiliyoruz arkadaşlar. Hani bu aralıklarını ölçebiliyoruz. Sol tarafta baktığımız zaman Duty Cycle'ını görebiliyoruz. Frekansını görebiliyoruz. Şöyle biraz kısaltalım. Aşağı yukarı işte 1 MHz frekansında bizim buradaki bobinimizin sürüldüğünü görüyoruz arkadaşlar. Duty Cycle'ın, yani görev yükünün de %45 civarı olduğunu görüyoruz. Tabii ki buradaki datalara çok güvenmeyin arkadaşlar. Osiloskop kalitesinde size veri sunmayacaktır. Fakat aşağı yukarı size bu şekilde bilgi verecektir. Tahmini değerler verecektir. Yine aynı şekilde
İşlemcimizin kristali üzerinden de bir ölçüm yapmak istiyorum. Şu şekilde işlemcimizin kristalinin her iki köşesinde de 1 volt, 1,13-15 volt gibi değerler görmüştük arkadaşlar. Şu an kristalime dokunduğum zaman bir data sinyali görüyorum. Diğer voltaj gösteren köşeme dokunduğum zaman da herhangi bir değer alamıyorum arkadaşlar. Tekrar dokundum. Herhangi bir data sinyali göremiyorum. Burası bizim kristalimizin giriş tarafı. Diğer dokunduğum taraf, burası da kristalimizin çıkış tarafı arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi kristalimizin üretmiş olduğu clock sinyallerini görebiliyoruz. Devre kartını elimize aldığımız zaman en azından kristal bu şekilde clock sinyali oluşturuyor mu, düzgün çalışıyor mu? Bunu bile rahatlıkla görebiliriz arkadaşlar. Şöyle bir durduralım. Bunun da frekansına baktığımız zaman 4 MHz frekansında kristalimiz titreşim gösteriyor. Dediğim gibi buradaki verilere çok güvenmeyin. Bunlar aşağı yukarı değerlerdir arkadaşlar. Görev yükü de %33 civarında. Bu clock sinyalini kullanarak bizim işlemcimiz çalışıyor. Hemen bir tane daha kristal var. Anakartımın üzerinde küçük bir işlemci var. Mikrokontrolcü ünitesi. Onun clock sinyalini de ölçelim. Şöyle arka tarafını çeviriyorum kartımın. Onu da ölçtüğümüz zaman yine clock sinyali oluşturduğunu görebiliyoruz. GND noktamın bağlantısı koptu arkadaşlar. Mutlaka GND noktanızın bağlantısının olmasına dikkat edin. Aksi halde hiçbir ölçüm yapamazsınız. Şu anda diğer kristalimi ölçtüğüm zaman durduralım. Şöyle dataya yaklaşıp uzaklaşabiliyoruz arkadaşlar. Buradaki hani karşınıza çizgi veya şu şekilde yoğun kalın bir çizgi şeklinde gözükebilir. Bunun çözünürlüklerini değiştirebiliyorsunuz program üzerinden veya bu şekilde canlı olarak da kendiniz fare yardımıyla azaltıp arttırabiliyorsunuz. Baktığımız zaman yine 1 MHz frekansında titreşen bir kristal olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Bu şekilde kristallerinizin çalışıp çalışmadığını da kontrol edebilirsiniz. Bu cihazın gerçekten çok geniş kullanım özellikleri var. Hani cihazın gerçek kullanım amacı dışında çok farklı arıza tespit yöntemleri için de kullanabilirsiniz. Bunları ilerleyen videolarımızda kullanım şekillerini de açıklayacağım. En basit bir örneği cihazımızın üzerindeki resetleme düğmesi. Düğmemin bacağına dokunduğum zaman şu anda high sinyali görüyorum. Herhangi bir çizgimde aşağıya kayma olmadı. Düğmeme bastığım zaman gördüğünüz gibi en üstte yer alan çizgim alta yaklaştı. Yani low sinyalini oluşturmaya başladı. Bıraktığım zaman tekrar high seviyesine çıktı. Bastığım zaman tekrardan low seviyesine indi. Bu şekilde düğmemize sinyal geldiğini, düğmeye bastığımızda sinyalin low'a çekildiğini, düğmemizin işini yapıp yapmadığını görebiliyoruz arkadaşlar. Burada düz zannedersem 5 volt ya da 3 volt gibi bir gerilim geliyor. Bazı düğmeler data aktarımı da yapıyor arkadaşlar. Hani düğmeye bir data sinyali geliyor. Siz düğmeye bastığınız zaman o data sinyalini işlemcinin farklı bir bacağına aktarıp düğmenin işini yapması sağlıyor. Bu şekilde sinyalleri de ölçü aletiyle görmeniz çok mümkün olmuyor arkadaşlar. Eğer sinyal geliyor mu gelmiyor mu bunlara bakmanız çok mümkün olmuyor. Umarım videomuz faydalı olmuştur. Faydalı olduğunu düşünüyorsanız beğenmeyi, yorum yapmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bu şekilde teknik konulara tamiri işlerine merakı olan arkadaşlarımız varsa da videomuzun altında bulunan katıl butonuna tıklayarak kanalımıza üye olup özel içeriklerimizden faydalanabilirler. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere hepiniz hoşça kalın.